Evet, selamlar. İyi günler, iyi akşamlar. Yeni bir videodayız da aslında bu hafta biraz daha böyle haftanın ortasında yapacaktık ama bugüne kısmet oldu. Biraz bir endeksten söz edeceğiz. Dünyada bazı şeyler var, onlardan bahsedeceğiz. İlginç hareketler var ilginç yerlerde. Bildiğiniz gibi hafta sonu yaptığımız videoda bu hafta içerisinde bir satışın olabileceğini, endekste de bir dalgalanmanın olabileceğini ifade etmiştik. Nitekim bu da oldu aslında. Yani haftanın ilk günü endekste güzel bir yükseliş oldu ama arkasından gelen satışlar özellikle Amerika'da zaten olabilir diye bir öngörümüz vardı. Amerika'da ve Almanya'da özellikle orada gelen satışlar oldu. Bize de bu yansıdı. Biz biraz da kendi içimizden de buna da yardımcı da olduk. Endeks aslında ben 1450 diye tahmin ediyordum. Bunun da aşağısına doğru ciddi bir satış yedi. Artık bir tepki olabileceğini ifade ediyorduk. Hatta şunu da söylemiştik. Yani bu satış olabilir ama önemli olan bu satışta sakin kalmak ve sağlam durmaktı. Nitekim eğer sakin kalan ve sağlam bir şekilde duran varsa satışı atlattı. Bugün endekste güçlü bir geri bir tepki yükselişi oldu. Bu tepki yükselişi tabii güzel, iyi, iyimser bir hava şey yaptı, estiriyor. Yarın için daha da ümit veren bir şey, bir hareket oldu aslında. 1450'nin üzerinde günü tamamlamamız aslında gayet iyi. Şimdi az sonra sizler de izleyeceksiniz. Tam böyle 22 günlük ortalamasına doğru çıktı ve oradayız. Umarım yarın bunun da üzerine yükselerek bugünkü yaptığı tepki yükselişine bir anlam verir. Aksi halde iş biraz daha zorlaşacak yani onu da ifade edeyim. Ama benim genel olarak Eylül ayına yönelik ümidim var. Yani olumlu bir yaklaşımım var. O açıdan da çok kötü bir ay olacağını da zannetmiyorum. Tabii her gün yeni bir rüzgar esebiliyor dünyada. Her an her şey yani şey olması muhtemel. Amerika şu anda açık. Şu anda saat 7. Amerika'da işlemler var. Hafif artıda. Ama ABD endeksi de iyi bir yerden yukarı doğru bir tepki yaptı. DAX güzel bir kapanış yaptı. İçeride kur maalesef Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar sonrasında 8.50'ye kadar gitti. Açıklamaları piyasalar 23 Eylül'deki faiz toplantısında bir faiz indirimi şeklinde okudu. Ona göre bir reaksiyon verdi. Biraz fazla sert bir reaksiyon oldu aslında. Onu da ifade edeyim. Aynı gün dolar endeksinde de bir miktar güçlenmeye de iş isabet etti. İkisi birdenbire harmanlanınca daha da fazla oldu ama kurda da gelinen nokta oldukça kritik. Yani alınmayacak noktalarda. Nitekim bugün hafif bir miktar aşağıya geldi. Şimdi isterseniz bir miktar endekslerden bahsedelim. Biraz bazı grafikler var. Onlardan söz etmek istiyorum. Sonra da birkaç tane hisseden yine teknik olarak da sizin de istediğiniz bazı hisseler vardı. Onlardan da söz etmemiz mümkün olabilir. Matrisimizi açalım. Evet, ilk başta endeksimizi bir açıyorum ben sizler için. Endekste bildiğiniz gibi şu ana kırmızı çizgiyi izliyoruz. Vallahi bu ana kırmızı çizgi artık bizim 1470'ten geçen yatay kırmızı çizgimizle birleşiyor. Yani artık ilerleyen zamanda bu kırmızı çizgiyi iptal edeceğiz. Aslında bu kırmızı çizgi dikkat ediyorsanız endeksi yoruyor. Yani endeks bu kırmızı çizginin eğimine, yukarı doğru dik eğimine yetişemiyor. Yetişmekte zorluk çekiyor. Onu da izliyoruz. Şimdi bugünkü yaptığımız finish gördüğünüz gibi şu yeşil çizgi tam 22 günlük ortalama. Bu chart günlük bir chart. Birisi 22, kırmızı olan 50 günlük ortalama. Sürekli soruyorsunuz YouTube videosunun altına bu ortalamalar kaç günlük diye. Ben hepsi söylüyorum. Ben 50 ve 22 günlük ortalamalarla iş yaparım ve günlük grafiğe bakarım. Haftalık bakarım ve eğer icap ederse aylık olarak da bakarım. Günlük çarttaysanız 22 günlük ortalamadır. Grafiği haftalığa alırsanız o ortalama 22 haftalık olur veya 50 haftalık olur. Aylığa alırsanız da o ortalama
22 aylık olur. Yani sizin ekstradan aylık diye bir ortalama aratmanıza gerek yok. O olay otomatik olarak olur. Onu ifade edeyim. Şimdi şu son iki çubuk mum grafiklerde çok önemli bir dönüş formasyonuna işaret eder. Önemli bir formasyon, güzel de bir formasyondur. Ama bir onaya ihtiyacı vardır. Onay şudur. Yarın bugünkü bu 1452 seviyesinin üzerinde bir kapanış olmasını isteriz. Hatta kapanış seviyesinin açılış seviyesinin de üzerinde olmasını ararız. Eğer öyle bir şart olursa bugün yapılan tepki yarın ve öbürsü günde yine bize yukarı doğru harekete de sebep olabilir. 1453'te galiba 22 günlük ortalama. Evet, orada bunun üzerine atmalıyız. Bunun üzerine attıktan sonra artık şu çizgiyi iptal ederseniz tam burada şöyle biraz daha uzaktan gösterelim. Önemli bir çizgi bu. Şunu da iptal edeyim sizin için. Sizi çok yanıltmasın. 1470 çok çok önemli bir çizgi. 1470'i bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuradan hepsini 5 olarak alıyorum. 5 kez test etti ama yapamadı. Bir çizgi ne kadar fazla test edilirse o çizgiyi aştığınız zaman harekette o kadar sert olur. Onun yüzden 1470 çok çok önemli bir yer olarak bizde literatürümüzde şu anda ve onu da takip ediyoruz. Söylemek istediğim şey şu, bugünkü hareket yarın için ümit veriyor. Yarın eğer yukarı hareketler olursa sonraki günlerde 1470'i izleriz. 1470'in üzerine yerleşmedikçe de yeni alımlar, ilave alımlar yapmak riskli olabilir. Yani hisse senedi oranını arttırmak mesela. %100'lük bir ortamımız yok şu anda. %100 hissede olmak gibi bir durumumuz yok. Kısa vadeli işlem yapıyorsanız, uzun vadelisinizdir, yatırımcısınızdır, çok çok önemli değil. %100 hissede olursunuz. Daha o sizin seçiminizdir. Yıl içerisinde o %100 hissenizi uzun vadeli yatırımcı da olsanız %80'e indirirsiniz, 70'e indirirsiniz, sonra bir daha %100'e arttırırsınız. Yıl içinde onu yönetmek sizin işinizdir ama kısa vadede hani çok ciddi bir risk oluşabilir. 1470'in üzerine yerleşirsek o zaman alışlar güçlenir. Ha, yarın ola ki bu 22 günlük ortalamanın üzerine atamıyoruz. Aşağı doğru tekrar bir satış baskısını görmemiz muhtemel olabilir. O yüzden yani çok sert bir düşüş yaptık. Yani biraz fazla çıktı, o düşüş olmadı. Bankacılık endeksindeyiz. Bu çizgiyi halen daha sürdürüyor. İyi bir tepki yaptı. Bu da gayet anlamlı bir hareket. Bunda da tabii onay lazım. Yani yarın 1316'nın üzerinde bir açılış olmasını isteriz. Hatta bu açılışının da üzerinde bir kapanış olmasını isteriz. İşte o zaman 1350-1360'lara kadar bankacılık endeksinde ve bankalarda hareketler daha güçlü olabilir. Olumluyuz. Yani her ikisi için de aslında halen daha ciddi bir sat yönlü bir sinyal şimdilik yok. Evet. Şimdi size bazı grafikler göstereceğim. Mesela gelişmekte olan ülkelerde Güney Afrika endeksi çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Şurada izliyorsunuz, şöyle bir yatay bir destek var. Bu biraz gelişen ülkeleri negatif etkileyebilir. O yüzden gösteriyorum. Şöyle bir desteğindeydi. Bunun altında bir kapanış yaptı. Şurada izlediğiniz gibi. Ürkütücü bir hareket. Eğer bunu toparlayamazsa bu bölgelere kadar bile inebilir. Yani burada çok sert bir satış olması tabii gelişen ülkeleri de negatif etkileyebilir. Ama henüz erken, tek bir günlük şeyden söz etmiyoruz. Ertesi günkü seviyesini inceleyeceğiz. Yani yarın ne yapacak bunu göreceğiz. Tepki bile yapabilir ama o tepkiler biraz güçsüz olabilir. Yani VWAP yani Güney Afrika endeksi biraz sıkıntılı. Rusya fena değil, ortalamaların üzerinde gördüğünüz gibi ve hafif ortalamalarına doğru bir yaklaşma içinde ama hani böyle bir salma şeklinde bir hareketimiz yok. Hindistan endeksi de aynı Rusya gibi halen daha gücünü sürdürüyor. Ben belki hatırlarsınız Çin endeksinden biraz
ürkmüştüm. Pazar videosunda onu da söylemiştim. Hatta şu çizgiyi koyup yani biraz direnç yerlerine geldi. O zamanlar şuradaydı işte. Şu siyah çubuk cumaydı. Geldi. Dikkat etmek lazım. Hani haftaya biraz Çin endeksi öne çıkar gibi bir yorum yapmıştım ama yapmadı. Tamamen bu direncinin üzerine çıktı ve güçleniyor yani. Çok enteresan. Gelişen ülkeleri de olumlu yönde de etkiliyor. Onu da söylemek isterim. Havalar fena değil. Biraz da S&P endeksini açayım size. Burada da izlediğiniz gibi 22 günlük ortalamasının üzerinde çok rahat hareketler var. İşte şurada bir çok uzaklaştı diye söylemiştik. Ortalamaya doğru bir realizasyon yapabilir dedik. Nitekim yaptı ve şimdi yeniden yukarı doğru bir tepki yapma hazırlığı içerisinde. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Burada onu söyleyeyim. DAX'ta biraz anormal bir hareket oldu. Yani çok sert bir düşüş oldu. Ama bugünkü kapanış, bugün oluşan şu beyaz mum ve şu son iki mum grafik önemli bir boğa formasyonu veriyor. Ama tabii onaya ihtiyacı var. Yarın yine orada da yukarıda bir açılış ve daha yukarıda bir kapanışa ihtiyaç var ki tam onay olsun. Muhtemelen Almanya'da da yukarı doğru bir hareket olacak. Bugün saat 11'i izleyeceğiz. S&P'nin son saati nerede bitirecek o önemli olacak. Bunlar yakından izleyeceğimiz şeyler. Doları açalım. Dolar kurunda açıkçası tam bu 8.30 çizgisini kırar mı kırmaz mı diye izlerken yapamadı ve buradan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını da bahane olarak bilerek yukarı doğru çıktı. Ama tam bakın 50 günlük ortalamadan biraz üstüne çıktı. Şuraya alayım. Biraz üstüne çıktı ve aşağı doğru indi. Buralar artık dolar alımı yapmak için çok geç. Yani alış fırsatı buralardı. 8.30, 8.30'un altıydı. Artık çok geç. Buradan hatta düşebilir. Size dolar endeksini göstermek istiyorum. Çok pardon, şuradan açacağım size. Dolar endeksinde tam bu ortadaki seviyenin üstündeyiz. Oraya doğru bir düzeltme yapıyor. 92.40'tı. Bunun daha da aşağısına yani inerse o zaman içeride kur da yine aşağı doğru sallanmaya başlayabilir. Düşmezse bu seviyenin 92.40'ın üzerinde bulunursa yeniden buradan yukarı doğru bir deneme yapabilir. Ama euro dolar çok enteresan bir yerde. Onu da şuradan açayım. Ona baktığınız zaman çok şık bir noktada yani tam burada euro al, dolar sat noktasında. Tam 50 günlük ortalamayı geçti. Yeniden 50 günlüğe doğru bir pullback yaptı. Bu bizim tam aradığımız bir şey. O pullback'ten sonra şimdi yeniden yukarı doğru bir tepki hazırlığında. Yani euro dolar önümüzdeki günlerde eğer bu şeyi güçlendirebilirse yukarı doğru bir tepki yapabilir. Bu dolar endeksinin daha aşağıya düşmesine sebep olabilir. Bu aynı zamanda içeride dolar TL'nin de tekrar aşağılara doğru hareket etmesine sebep olabilir. Tabii ki ons altında bundan fayda sağlar ama ons altın çok böyle güçsüz. Yani ne aşağı doğru bir sinyal veriyor ne yukarı doğru bir sinyal veriyor. Açıkçası çok fazla bir şey okumuyoruz ons altından. Çok büyük fotoğrafta isterseniz şunu izleyebiliriz. Halen daha aşağılarda bir hareket var. Ne ons altında aslında burada bir hareket yapılmaz. Eğer bir şekilde çok özür dilerim. Eğer bir şekilde yeniden 1840'lara doğru bir hareket olursa oralar belki satış için bir fırsattır. Eğer hani bir şekilde 1750'lere doğru bir düşüş olursa orası da ons altında alış için bir fırsat olabilir diye düşünüyorum ben. Bitcoin'ciler için bir yorum yapalım. Bunu seviyorlar o taraf. Ben orada olumlu olduğunu söylüyordum. Nitekim o günden bugüne iyi de çıktı gitti. Şuradaki iki ikiz çubuk var. Birisi herhalde fazla yanlış olabilir. Fikrim aynı. Eğer 43.300, 43.200, 43.600'lere doğru bir düşüş olursa alış için bir fırsat olabilir.
Bu grafikte ben çok satış yönünü hareket etmezdim. Yani yukarı çıksa bile oradan aşağı satış yapmayı çok fazla tercih etmezdim. Ama 42.500'lere doğru inerse, çok pardon, 43.500'lere doğru, 43.600'lere doğru bir düşüş olursa oralar iyi birer alım fırsatı olabilir. Evet, Sasa'yı soruyorsunuz. Sasa hakkında biraz 3-5 kelam edelim. Genel olarak gördüğünüz gibi 50 günlük ortalaması kırmızı, onun altında çok fazla güçlü değil. MACD 0'ın altında. Bunlar da çok güçlü değil. Yani o Sasa'da böyle kalkıp gidiyoruz şeklinde bir hareket yok. Ama şunu söylemek mümkün. Şu noktada çok önemli bir destek yarattı. O yüzden yani 25.87, 25.90, 26 bu seviyeler önemli. Ama hani güçlenmesi için 50 günlük ortalama 28.50'de, 28.50'nin üzerine çıkıp yerleşmesi lazım. Haftalıkta geldiği nokta bu haftalık çartı. Bakın ta aşağıda 24.80'de haftalık, 50 haftalık ortalama var. Burası da giderek yükseliyor. Gelecek hafta biraz daha yükselecek. Hisseyle buluşacak. Yani harekete hızlandırması için, bir olgunlaşması için sanki böyle bir ya da iki haftası varmış gibi bir havası var. Aylığa baktığımızda aylıkta aslında ortalamalarından çok uzakta halen daha riskli. Fakat şu yatay çubuk yani 25-90 dediğimiz yer şimdilik çok iyi bir destek olarak önümüzde duruyor. Hektaş'ı soran vardı. Ben de Hektaş'ı günlük grafiklerde güçleniyor diye demiştim. Hatta buralarda alınmaz. Eğer ortalamaya doğru bir düşüş olursa bir fırsat verebilir demiştim. Nitekim o düşüşü yaptı. Bu fırsattan faydalanan tam 22 günlük ortalamadan alış yapan şu anda gayet karlı. Çok iyi bir çubuk yarattı. Son iki formasyon önemli bir alış yönlü bir formasyon. Yarını da almak lazım ama grafik güzel Ektaş'ta. Yani bir güçlenme var. Haftalık grafiği de güçlü. 22 haftalık ortalamasında. O yüzden Hektaş'ı ilerleyen günlerde tekrar izlemekte fayda var. ARDYD'yi çok soran var. Günlükteki şeklimiz bu. İzlediğiniz gibi çok güçlü değiliz. Ortalamanın altında aşağı yukarı. Aşağı yukarı şu seviyeler şöyle bir alabiliriz. Aşağıda yatay bir çizgimiz 49 seviyesi çok önemli bir destek. Buraların altına çok düşmüyor fakat yukarı da hareket edemiyor. Yukarı çıksa zaten 52-70'lerde ortalamalar var. Yani 22 günlük ve 50 günlük ortalamalar var. Buraları da izleyeceğiz. Yani çok henüz güçlü değil. Yani bir alım için çok şey değil ama haftalığa baktığınız zaman çok ilginç bir noktada. Bakın şunu atayım biraz rahatlatalım. Tam 50 haftalık ortalamaya geldi. Hatta 50 haftalık ortalamasına bu hafta bir öpücük verdi. Oradan tekrar yukarı doğru bir tepki yaptı. MACD hala sıfırın üstünde ve RSI henüz çok iyi değil. Yani 50'nin üstünde olsa daha iyi olurdu. Fakat hani alım için çok ideal noktalar da diye bir yorum yapmak mümkün. Ama eğer beceremezse yani ARDYZ'nin gelecek 1-2 hafta içerisinde buradan yukarı doğru bir zıplama yapması lazım. Eğer bunu yapamazsa işte o zaman asıl kötü olacak. O zaman bu 50 haftalık 50-18, 50-20 seviyelerin altına doğru sarkmalar başlarsa iş biraz daha çığırından çıkmış hale girebilir. O zaman 47-50 o seviyelere kadar bile düşebilir. Bunlar önemli. Türkiye Sigorta günlükte güç topladığını söylüyorduk. Hatta şu gündü buradan alınmaz ortalamaya doğru inerse bir fırsat verebilir diyorduk. İndi. Onu fırsat olarak kollayan varsa şu anda karlı ve bugün gayet iyi gidiyor. Son 2 gündür hem şirket raporu var hem de genel müdürün yaptığı olumlu yönde açıklamalar oldu. Ama Türkiye Sigorta zaten çok ciddi düştü. Yani bakın orada bizim de çalıştığımız bir grafiğimiz var. Burada bizim uzun vadeli olumlu şeyimiz geliyor. Şimdi bakın şu
Alçalan diklikte trendi bitirdi bir kere. Artık bu çizgi bitti. Bu çok iyi bir iyimser bir hareketti. Burada ortalamaların üzerine çıktı şu yeşil ve kırmızı. İkinci sinyaldi. Üçüncü sinyal de şurada izlediğimiz 5.05'te izlediğimiz yatay direnç seviyesiydi. Şimdilik onun da üzerinde. Evet. Haftalığa baktığımızda da şunu şöyle atalım. Haftalıkta tam 22 haftalık ortalama 5.08 onun üzerinde. Fakat göstergeler henüz buna hazır değil. Yani dolayısıyla buralarda biraz dikkat etmek lazım. Yani Türkiye Sigorta'da 1-2 gün izleyip ondan sonra daha ciddi bir alınır şeklinde bir yorum yapmak daha doğru olabilir. Yani söylemek istediğim şey şu. Düşer demiyorum ama hani 5.14 şu anda. 5.17, 18, 19 falan yapabilir. Orada gidersiniz, yapışırsınız. Fakat bu sebepten yüzünden yeniden 5.05'e doğru bir düzeltme hareketi yapabilir. Siz tam böyle tepede almış olursunuz. Gerçi zaten uzun bir zamandan beri de ciddi bir şekilde aşağıya iniyor. Evet, Aksen yine izlediğimiz bir hisseydi. Aksen'de gayet iyi bir hareket var ve çok da güçlü. Şurayı aşarsa yani 14.91 hafif onun üstünde kapadı. All time high yapmış olacak. Çok güçlü gidiyor ve iyi gidiyor. 14 seviyesi eğer yani stop loss olarak izlenebilir. Fakat hani yeni bir alım yapmak için kısa vadede bence artık geç kalmışız. Yani dün ve önceki gün alım için bir fırsatmış zaten o tarafta. Teknosa'ya bakalım, onu da çok soruyorsunuz. Şimdi bakın 50 günlük ve 22 günlüklerin artık üzerine çıkmak istiyor ama bir türlü beceremiyor. Onu izliyoruz. Fakat güçleniyor. RSI'nin 50'nin üstünde olması gayet güzel. Bence Teknosa artık 6.35'leri kendine bir dip yapmış gibi duruyor. Bunu söylememin iki sebebi var. İlki göstergelerde bir uyuşmazlık var. İkincisi aylık grafiğe açtığınız zaman geldiği nokta tam 22 aylık ortalamaya çok yaklaştı ve tam tepki noktası. Yani Teknosa'da bu ay ve öbürsü ayda bir güzel bir yukarı doğru bir tepki yükselişi olabilir diye tahmin ediyorum ben açıkçası. Bunun haricinde size bir de ODAŞ üstünde şey göstermiştik. ODAŞ da yine şuradaydı. Buradan alınmaz riskli. Ortalamasına inerse alınır diye bir öneride bulunmuştuk. Nitekim geldi, o fırsatı da verdi ve tekrar ortalamasından yukarı doğru bir tepki yükselişi yapmaya çalışıyor. Güçleniyor ODAŞ. Fena değil. Yani ODAŞ'ı yani izlemekte yarar var ama haftalıktaki en büyük sıkıntımız 11.60 seviyesi. 22 haftalık var. Yani o yüzden satıldı. 1.60'tan gelen bir satış o yüzden oldu. Yani bu 1.60'ın üzerine çıkıp yerleşirse o zaman alım yapmak bence daha sağlıklı olabilir diye tahmin ediyorum. Bankalar çok güçlü değil. Mesela Garanti Bankası'nın haftalığı bu. Bakın şurada 50 haftalık ve 22 haftalıktan bayağı bir uzaklaştı. O yüzden birden aşağı doğru bir geri çekilme yaparsa bankacılık endeksini de zedeleyebilir. Günlüklerde ama fena değil, iyi. Hatta bugün 22 günlük ortalaması 9.50'nin üzerine çıktı. Bunun üzerinde kalırsa bir miktar daha yukarıya doğru uzatabilir. Ama hani o haftalıktaki bu aşırı alım noktası beni biraz ürkütmüyor da değil. Böyle de enteresan riskler var yani. Enerji sağ fena değil. Birkaç gündür onu izliyorum. Günlükte pardon günlüğe bakalım. Tam şurada bir yatayı var. Orayı zorluyor. 11.43. Eğer bunu aşabilirse yeni bir harekete başlayabilir. Günlük olarak fena değil ortalamalarında. Etkime baktığınız zaman çok güzel. Tam bir 22 günlüğüne geldi ve oradan yukarı doğru dikkat ettiyseniz bir alış yönlü bir hareket var. Bir yükselen trend çizmesi buna çok kolay değil. Yani o trend çizgisi çok aşağıda kalır zaten. Ama şurayı izliyoruz yine orada enerji sada olduğu gibi. İşte aşağı yukarı 5-6
6.33 seviyeleri. Bu seviyelerin de üzerine asarsa 7'ye doğru olabilir. Yani Petkim fena değil. Haftalığına bakalım. Haftalığında da bakın tam haftalıkta 22 haftalık ortalamaya gelmiş. Orasıyla buluşmuş ve oradan yeniden bir tepki yapmış. Bir hazırlık yapıyor. Aylık olarak da baktığımız zaman şunları atalım. Bizi aylıklarda çok anlamı yok bunların biliyorsunuz. Aylıkta ortalamalarından biraz fazla uzakta. Yani bu bize şunu söylüyor. Yani yukarı bir hamle olsa bile hani çok fazla bunu alım yönlü değil satış yönlü değerlendirmek daha faydalı olabilir şeklinde bir yorum yapabiliriz. Evet, 25 dakika olmuş. Daha da uzar. Yani biz bir sürü şirkete bakmak mümkün aslında ama sizi de çok sıkmak istemiyorum. Umarım yarın iyi bir gün olur. Haftayı iyi bir şekilde bitiririz. Gelecek hafta içinde yine olumlu bir sinyal içerisinde bitiririz. Borfin eğitimimi tekrar söylemek isterim. Yani yeni başlayanlar için borsa eğitiminde çok detaylı bilgiler var. 5,5 saatlik bir eğitim ama içinde firma analizinden tutun, bilanço analizine kadar bir şirkete hızlı bir şekilde değer biçmeye kadar pek çok bilgi vermeye çalıştım. Yani ve başka da pek çok bilgi var. Yani bir yıllık, 2 yıllık borsada bulunmuş olabilirsiniz ama hani bu tam her şeye hakim olduğunuz anlamına çok fazla gelmeyebilir. Çünkü çok fazla ben eminim bana da çok yazıyorlar. Yani diyorlar ki hocam ben 2 yıldır, 3 yıldır borsayla ilgileniyorum. Ama sizin eğitiminizi aldıktan sonra hakikaten hiçbir şeyden haberimiz yokmuş şeklinde de güzel de yorumlar var. Sağ olsunlar. Buradan onlara da şükranlarımı sunuyorum. Yararı olacağına inanıyorum. Linkini açıklama kısmına tekrar vermiş olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.